Merhabalar sevgili okuyucu arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte bu video serisinin ikinci videosuyla hukuk fakültesinde sınavlara, vize, final ve bütün ödevlere nasıl çalışılır video serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu sefer sizlerle birlikte hukuk fakültesinde ezber yapılmalı mı? Ezber yapılacaksa neler ezberlenmeli? Bu ezberleri nasıl aklımıza tutarız? Aklımıza tuttuğumuz ezberleri fakültede karşımıza gelen sınav kağıdına ilişkin bunları nasıl olaya uyarlarız ve dahi bunu bu cevap anahtarına yazarken aklımızdaki ezberleri nasıl doğru bir şekilde aktarabiliriz diye bazı ufak taktikler vermeye çalışacağım. Olabildiğince naçizane kendi kanaatim tabii yıllarca kendi uyguladığım bazı taktikler. Bunları daha önce geçen videoda bahsetmiştim. Zamanla düşe kalka kendiniz de öğrenebiliyorsunuz ama birisinin daha önceden size şöyle bir kulağınıza çınlanması, tabii siz çok yetenekli, çok başarılı öğrencilerseniz hukuk fakültesine gelmeniz hasebiyle de haliyle de bunları kendiniz de çıkarabilirsiniz. Ama bir başkasının o yollardan geçmiş, üstü bası çamura bulanmış birisinin size söylemesi sizi biraz daha zaman kazandıracaktır diye düşündüğüm için bu videoyu çekmeye çalıştım. Bu video serisini çekmeye çalışıyorum. Bu videoda dediğim gibi ezber konusuna değinelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar hukuk fakültesinde ezber yapılır mı? Elbette ki yapılır. Aslında bir efsane, bir mit gibi dursa da hani çok herkes şöyle düşünüyor, o kadar ezber yapılır mı falan. Elbette oturup bütün bu kanunu ezberlemiyoruz. Elbette ezberlemiyoruz. Hatta ilk senelerde nerelere ezberleyeceğimizi bilmediğimiz için de bazen sıkıntıdan yaşadığımız oluyor. Hatta ben şunu hatırlıyorum. Borçlar hukukunda ilk hocaya bütün derslere girip notlara çıkarmama, 100 sayfaya yakın defter notunu oturup baştan sona ezberlememe rağmen sınava girip 12 almıştım ikinci sınavda. Gerçekten söyleyince biraz garip geliyor yine. Niye? Çünkü oturup her şeyi ezberleseniz bile neleri ezberlemeniz gerektiğini bilmeyince arkadaşlar olmuyor. Ezberlemeniz gereken şeyler sadece ileride kullanacağınız şeyler olmalı. Dolayısıyla sadece ezberlemek de yetmiyor. Ezberlediğiniz şeylere ilişkin çıkmıştan soruları çözerek, pratikler çözerek, pratik kitapları çözerek, eğer test çıkacaksa işte test soru çıkmış sınav sorusu olarak şekilde testleri çözerek çalışmanız çok daha anlamlı olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Ezber nasıl yapılır? Ezber yapılmalı mı? Hukuk fakültesinde geçen videoda kaynaklardan bahsettim. İlk elinize alacağınız genelde kitaplar oluyor. Çünkü hocalarınız kitaplardan bahseder. Notları genelde hocalar sevmez, haklılar da. Not konusunda tavsiye ben etmeme gerek yok. Zaten her fakültenin kendisine has notçuları, fotokopicileri olur. Ama kitap noktasında geçen videoda bahsetmem gereken önemli bildiğim, kendi okuduklarım içerisinde tavsiyelerimi olabildiğince yapmıştım. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim ezber konusunda. Oturup kitabı baştan sona ezberlemeniz size hiçbir katkı, fayda vermez arkadaşlar. Kitabı baştan sona ezberlemek çok yanlış bir durum. Geçen videoda bahsetmiştim işte bazı küçük kitaplar olur. Baştan sona size bir fikir verir. Bu dersin konusu ne? Yani bir ceza hukukunu alırsanız kitabı. Atıyorum geçen videoda bahsettiğim bir kitap. İşte Mahmut Koca'nın Ceza Genel Hukuku kitabı. Ya oturursunuz yanlış hatırlamıyorsam 600-700 sayfalık bir kitaptır. Baştan sona okursunuz. İlk başta zaten hiçbir şey anlamamanız gayet normal. Her şeyi anlayacaksınız diye bir şey yok. Zaten pandemi dönemindeyiz. Hocalarınıza bizatihi gidip fiili olarak da derslerine girip bir şeyler de soramıyorsunuz. Online ortamdaki dersler ne kadar etkili bilmiyorum. O yüzden çok bir şey de söyleyemem. Ama kitaplardan eğer çalışacaksanız oturup bütün kitabı ezberlemeniz çok çok yanlış olur. Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Kitabı alacaksınız, baştan sona okuyacaksınız. Veya notla çalışıyorsanız not da olur, fark etmez. Ama kitap tabii genelde tavsiye edilendir. Sonra bu tekrardan sonra çıkmış sınav sorularına bakabilirsiniz ya da bir üst sınıftakilere, o sınıfta derste kalmış olanlara sorabilirsiniz. Çünkü ben de genelde birkaç tane derste kalmıştım ve yani bunlar size acı tecrübe oluyor. O tecrübeyi yaşamış birilerine sorabilirsiniz. Sorarsınız ve nelerin çıkabileceğini oradan öğrenebilirsiniz. Kürsülere göre değiştiği için çıkıp size şimdi burada İstanbul hukuku anlatamam yani. Kendi fakültemi anlatamam yani. Sadece oradan izleyenleriniz yok. Birçok fakülteden izleyen arkadaşlarınız var gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla. O yüzden her bir kürsüye genel olarak hitap eden şekilde söylemek gerekirse bizim kürsümüz neyi soruyor, önemli olan ne? Sonra bir de belli başlı derslerde belli başlı konular önemlidir. Atıyorum mesela ticaret hukukunun ikinci kitabında, şirketler hukukunda anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali. Fikstir, devamlı sorulur. Çok önemli bir noktadır. Önemli bir konudur, zaten bellidir. Hocanız anlatırken gözünün parladığından anlarsınız. Çıkmıştan sorulardan çok fazla sorulmasından anlarsınız. Öylesine önemlidir.
Madem bu kadar önemli, yapılması gereken elbette bu kadar önemli olan konuların başlıklarını şöyle bir çizin içindekiler kısmından ve oraları defalarca okuyun. Fosforlu kalemle mi çiziyorsunuz, deftere not mu alıyorsunuz, o size kalmış tamamen. Ama oraları özellikle bilmeniz gerekecek tabii ki de. Her şey değil ama bu önemli konuları mutlaka ezberlemek gerekiyor bazıları. Çünkü ezber yani gerçekten hukuk soruları kim ne derse desin ezbere bilinmeden yapılması neredeyse imkansız olan birçok soru türü var. Yani ezber yapmadan elbette ki hukuk fakültesi sınavlarını geçmek çok zor olacaktır. Bazı dersler var nasıl geçileceğini halen daha çözebilmiş değilim. Yani bilen varsa da anlasın. Mesela deniz hukuku, deniz ticareti hukuku gerçekten nasıl geçtiğimi halen daha bilmiyorum. Gerçi dönüp şöyle bir defter notlarıma baktığımda yüzlerce sayfan defter notu çıkarmış ve hepsini ezberlemişim. Postitler falan duvara yapıştırmışım. Hani unutmuşum yani. Gerçekten çok havada kalmış. Deniz ticareti hukuku gibi işte. Nautex diyorum ya. Neydi bu çatmalar falan vardı. Ticaret hukukunun bir başka türü 4. sınıfta. Yani bazı derslere ilişkin çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. O derse kürsüye göre de değişir. Ama mesela atıyorum iş hukuku. Nerelere çalışmanız gerektiği bellidir arkadaşlar. Aldığınız bir not veya kitap fark etmez. Özellikle üzerinde durulan konular bellidir. Mesela atıyorum haklı sebep ve fesih sebepleri. Atıyorum madde 24, madde 25, 1, madde 5, 25, 1, 2, madde 24, 1, 2 vesaire. Yani bunlar önemli. Yine işte geçici iş ilişkisi, alt işveren bir ilişkisi, işte toplu iş hukukuna geçince mesela sendikaların kuruluşu, sendikalara üye olmak, ne bileyim şu an aklıma gelmiyor ama çok mühimlerden bahsediyorum olabildiğince deyince. Böyle bazı noktalar vardı. Bunlara azami dikkat gösterilmesi gerekir. Bunları mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Zaten bilmediğiniz bir şey söylemiyorum elbette. Siz zaten bunları dediğim gibi başarılı bir öğrenci olmanız hasebiyle zaten biliyorsunuz. Ben sadece burada tekrar etmiş olduğum biraz papağancasına. Ezber nasıl yapılır noktası. Ya bunu çok söylemek ne kadar uygun düşer bilmiyorum ama sonuçta bu videonun konusu bu. Her şeyin başında, ezberi yapmanın başında tekrar geliyor arkadaşlar. Tekrar. Çok önemli. Mesela adli hakimlik sınavına ilişkin de bir video serisi bu şekilde hazırlamak istiyorum. Orada bunun öneminden çok daha fazla bahsedeceğim. Belki 2-3 video sürecek. Ama bu tekrar kısmı çok mühim. Tekrarın şöyle bir bilimsel bir açıklaması da var bildiğim kadarıyla. Mesela ilk gün öğrendiniz bir şeyi. O bir şey ertesi güne sadece %20'si falan akılda kalıyor. Bir hafta sonra tamamen neredeyse akıldan çıkıyor. %1, %2 falan hatırlıyorsun. Başlıkları sadece hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla ilk bir şey öğrendiğinizde o gün içerisinde tekrardan onu tekrarlamak, bir defa tekrarlamak, hızlıca tekrarlamak kalıcılık süresini biraz daha artırıyor. Aradan bir hafta geçtikten sonra tekrardan bir tekrar yapmak, çok fazla tekrar kelimesi kullandım, yeniden bir tekrar yapmak halinde ne olmuş oluyor? Birazcık daha kalıcı oluyor. Aradan iki hafta daha geçti, bir daha tekrar yaptığınızda daha da kalıcı oluyor. Yani bu tekrar sürelerinin aralıklarını kısaltmadan çok da fazla uzatmadan kararında 1 hafta, 10 gün, 2 hafta şeklinde baştan sona hepsini tekrar etmek kafanıza çok büyük bir kalıcılık sağlıyor. Dolayısıyla tekrarı işte diyelim bir şey öğrendiniz. Şunu yapsanız elbette çok iyi. O gün öğrendiniz, akşamda tekrar ettiniz, yattınız, ertesi gün bir daha tekrar ettiniz. Ondan sonra bir gün tekrardan tekrar ettiniz. Sonra bir hafta sonra bir daha, 2 hafta sonra bir daha tekrar ettiniz. Zaten bu artık sizinle birlikte hani böyle kalıcı olur. O artık zihninizin en derinlerinde işler. Tekrar çünkü çok mühim. Ama bunu yapamıyorsanız da dediğim gibi o gün o öğrendiğiniz şeyleri akşamında tekrar edin. Bir hafta sonra bir daha tekrar edin. Bir hafta yani ilk öğrendikten sonra iki hafta geçmiş olacak. Ondan sonra bir daha tekrar edin. Büyük ihtimalle aklınıza kalacaktır zaten sınavlar. Ezberin ilk başta olması gereken bu ama ikinci bir buna benzer tekrar kadar önemli olmasa da tekrara yakın derecede önemli çok mühim bir başlığı da soru çözerek bunları pekiştirmek. Dediğim gibi zaten bu tavsiyeyi vermiştim ama İşte pratik kitaplarından, işte çıkmış sınav sorularından, testlerden soruları çözdükçe bilgilerinizi nasıl kullanacağınız oturmuş oluyor kafada. Yani evet az önce bahsettiğim gibi işte atıyorum mesela medeni hukukta ilk başta başladınız, önünüze geldi sınırlı ehliyetsiz. Bu sınırlı ehliyetsizi biliyorsunuz veya sınırlı ehliyetli neyse bunları biliyorsunuz. Sınırlı ehliyetsizin neler yapabilirleri yapamayacağı, işte sınırlı ehliyetlinin yasal danışmana başvurmadan, yasal danışmanın görüşünü almadan, onun olurunu almadan neleri yapamayacağını ezberlediniz. Ama soruda sınırlı ehliyetli demiş. Oradaki li ve sis arasındaki farkı mesela ancak soru çözerek pekiştirebiliyoruz yani. Sadece ezber de yeterli değil. Konuyu, söz konusu ezberimizi nasıl kullanacağımız da önemli. Soruda ne var? Onu da anlamak önemli. O gelecek bir yolun konusu ama dediğim gibi soru çözerek mutlaka pekiştirmek gerekiyor. Sadece bu yönde ne diyeyim? Ezberlerinizi diyelim ki mesela çarşaf, kağıt üzerinde veya işte internet üzerinden işte nasıl yazıyorsanız
şu anki sınavlar nasıl oluyor bilmiyorum ama bir olay örgüsü üzerinden, bir pratik üzerinden soru sorulmuşsa atıyorum. İşte çıkmıştan soruları çözdükçe neleri yazmanız gerekiyor kağıda, neleri yazmanız gerekiyor işte online kağıda nasıl yazılıyorsa bilmiyorum. Onları görmenizi sağlar ve söz konusu bu ezberlerinize pratiklere soruları çözerek de pekiştirmiş olursunuz. Gerçekten çok önemli bir nokta. Bir üçüncü ve diğerlerine göre daha ekstrem kalsa da çok fazla öğreticiliği olan bir ezber yöntemi de başkalarına anlatmak. Aslında ben videolarda yaptığım şey de bu. İlk videoları çekmeye başlamamın bir sebebi de buydu. Öğrendiğim şeyleri pekiştirmek adına. Öğrendiğiniz şeyleri başkalarına anlatarak çok daha kalıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli taktik de bu. Böylelikle neler ezberlemeli, ezber nasıl yapılır bunları görmüş olduk. Gelecek videoda kaldığımız yerden devam edelim. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.